Belediyesi'nin açmış olduğu standına geldik. Kırıkkale tanıtım günlerinde. Hemen belediye başkanım karşıda oturuyor. Misafirler var yanında. Aynı zamanda Çelebi Belediye Başkanı da var yanında. Hemen buradan ben geçiyorum. Evet. Evet Sayın Başkanım. Fıstık mı yiyoruz? Fıstık abi. Evet. İkramımız bol. İkramımız bol tabii. Evet Sayın Başkanım. Açılışta biz de buradaydık. Evet. Bakanımız geldi. Valimiz geldi. Milletvekillerimiz geldi. Evet. Oda başkanlarımız, belediye başkanlarımız geldi. Evet. Efendim. Keskin tavası dahil ikram ettiniz. Neler diyeceğiz Keskin'le ilgili? Buyurun. Efendim Kırıkkale vilayeti zaten Keskin. Keskin bir Osmanlı şehri. Kırıkkale'deki ilimiz dahil tüm ilçelerimiz Cumhuriyet döneminde gelişmiş, gelişmeye başlamış ilçelerimiz ve yerleşim alanlarımız. Keskin'in malumunuz çok özlü bir geçmişi var. Kültürü var, sanatı var, ticareti var. Keskin bir ticaret merkezi. Şunu belirtmem lazım. Keskin Belediyesi Türkiye'deki ilk 30. belediye. Kuruluş tarihi 1859. Ziraat Bankamız Türkiye'de 10. Ziraat Bankası. Bu da Keskin'in geçmişinin ne kadar parlak olduğunu gösteriyor. Kesinlikle Kırıkkale'den ve diğer ilçelerimizden rahatsızlığımız yok. Ancak Keskin, Kırıkkale'ye yakın olması hasabıyla gelişemedi. Makine kimyanın orada inkişaf etmesi, 90'lı yıllardan sonra üniversitenin, organize sanayinin, TÜPRAŞ'ın orada kurulması Keskin'in nüfus olarak küçülmesine sebep oldu. Ekonomik olarak küçülmesine sebep oldu. Keskin tabiri caizse dip yapmış idi. İnşallah 2014'ten sonraki dönem içerisinde Keskin'deki vatandaşın görsel olarak şikayetçi olduğu her konuyu birer birer gidermeye çalışıyoruz. İnanıyorum ki Keskin halkı bundan çok mutluluk olacak. Keskin'in dışında yaşayan hemşehrilerimizden ben son derece olumlu ve pozitif tepkiler alıyorum. İnşallah Keskin'i daha güzel yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz. Pek hoş değil çağrışımı ama Haziran ayı içerisinde malumunuz cezaevi açılacak. Ben şu yönden dolayı bunu önemsiyorum. Keskin'de ticaretin artacağına inanıyorum. Evet, mutlaka tabii ekonomiyi canlandıracak, ticaretini artıracak. Belki yerleşim olarak yerleşik insanların sayısı artacak. Bu yönden mutluyuz. Keskin gelişmeye yönünü döndü inşallah gelişecek. Sayın Başkanım. Burada da tabii Kırıkkale'yi genel olarak %50'ye yakını Keskin'de insanlar teşkil ediyor. Aynen. Ankara'da olsun, Kırıkkale'de olsun. Çelebi ile beraber. Çelebi de eşdeğeriz. Bizim ilçemiz, benim köyüme en yakın yer, akrabalık bağlarımızın olduğu, dostluk bağlarımızın çok güçlü olduğu bir yöremiz. Çok önem vermeye çalıştık. Kırıkkale tanıtım günlerinde Keskin'e önem vermeye çalıştık. Çünkü insanlarımızın çoğu Keskin'i, mutlaka Keskin standını görecekler. Onlara Keskin misafirlere, herkese değil de misafirlerimize Keskin tava ikram etmeye çalıştık. Bakanımıza, valimize, emniyet müdürümüze, jandarma, bölük alay komutanımıza ve diğer misafirlere, genel başkan yardımcımız Sayın Selçuk Özdağ'a burada ikramlarda bulunduk. Burada değil de Keskin'de hepsini de ağırlamak isteriz. En çok ilgi çeken yer bura oldu. Sağ olsunlar, çok teşekkür ediyoruz. Başkanım, biz görüyoruz ama buralardan kısa da olsa. Daha çok el işi göz nuru olan var, tarihi şeylerimiz var. Sanatımızı, geçmişimizi yansıtmaya çalışıyoruz. Ticari olarak değil de ikram olarak diğer standta işte gözleme türü, yufka türü şeylerle de ikramda bulunuyoruz vatandaşlarımıza. Bu şekilde geçiştirmeye çalışıyoruz. Ancak Keskin'in abi sizin de görmenizi isterim. Burada Zühtü Bey'in ta ilk yılları, evlilik yıllarından başlayarak Rahmi Bey'in, Rahmi Pehlivanlı Bey'in, Alparslan Bey'in, her ne kadar bunların ilçeleri sonradan Balışıh olsa da bunlar da Keskinli. Keskin'in 1940'ta Keskin'in 180 pare köyü var. Bugün Kırıkkale vilayetinin 185 pare köyü var. Yani il olarak bir 5 köy fazlalığı var. Keskin 50 bin nüfusa yakın. Kayseri ile eşdeğerdi geçmişte Keskin. Ankara'dan da büyüktü. Köprüköy'ün resmini de Karageçili Belediye'miz kendi belediye sınırları için almış. O da bir yanlışlık ama gelecek dönemde de düzelteceğine inanıyorum. Keskin'in hiçbir şeyini, sanatını, kültürünü, müziğini bir başkasına vermemiz söz konusu olmaz. Ben şunu diyorum, Keskin bir tarihtir.
Keskin bir tarihtir. Evet, doğru söylüyorsunuz. Okuldur, keskin bir okuldur, keskin bir tarihtir. Keskin, doğru söylüyorsunuz. Bir okuldur, bir tarihtir. Keskin Ankara'da da temsil edilir, Türkiye'de de temsil edilir. Milli mücadeleyi başlatan yerlerden de birisidir. Mustafa Kemal'i Kırşehir'den Ankara'ya getiren de keskinlerdir. Cumhuriyet'in kurulmasına da katkı sağlamışlardır. Bugün de devlet yönetimimizin her kademesinde, hem siyasette hem bürokraside oldukça keskin sayısı fazla. Bu da bizi mutlu ediyor tabii ki. Sayın Başkanım, ne diyoruz Kırıkkalelilere buradan Kırıkkale Tanıtım Günleri ile ilgili? Kırıkkale Tanıtım Günleri geç kalmış bir organizasyon. Bunu Sayın Valimizin ve İl Belediye Başkanımızın öncülüğünde daha geniş kapsamlı, daha programlı bir şekilde yapılması lazım. Ankara'da yaşayan, civarda yaşayan, başka illerde yaşayan hemşehrilerimiz de burada hasret ve özlemlerini gidersinler. Evet. Peki, teşekkür ederim. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Evet, gördüğünüz gibi Sayın Başkanım Dede Yıldırım'la beraberdik. Başka bir standa geçiyoruz. Başkanıma da başarı diyoruz. Kendisi bizim için bir değerdi Sayın Başkanım.